Anneler derken tabii anneler tek başına değil, babalarla birlikte, anne baba birlikte çocuklarıyla nasıl zaman geçirebilirler? Bu çok önemli. Bizim toplumumuzda da artık bu çok değerli bir yer işgal ediyor. Anneler çoğu kez çocuklarına zaman ayırıyorlar. Ama buna babanın da eşlik etmesi özellikle bu dönemde çok çok önemli. Fakat şöyle bir durum da gelişti son yıllarda. Annelerin çalışma hayatına atılmasıyla beraber çocuklarına ayırdıkları zamanlarda ciddi bir kısıtlanma ortaya çıktı. Çocuklarına ayıracakları zamanı daha çok kendilerini geliştirmek ya da başarı odaklı ya da ayaklarının üstünde durmak adına kendilerine ayıracakları zamanı artırarak bunu evdeki zamanından kısıtlayarak elde etmeye çalışıyor birçok annemiz. Bu da yanında bazı sorunları getiriyor haliyle. Çocuklarla olan ilişkilerinde problemler yaşayabiliyorlar anneler direkt birebir ilişkilerinde. Anneler çalışmasın mı? Çalışabilirler. Ama özellikle ilk 5 yıl, yani bu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ilk 3 yıl olarak da kabul edilebiliyor ama gözlemlediğim kadarıyla ilk 5 yılın özellikle çocukla annenin birebir geçirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemin çok hızlı seyir göstermesi ve çocukların çok fazla uyarana maruz kalmasıyla alakalı olarak çocuğun kendi bireyselliğiyle alakalı sağlıklı bir gelişim göstermesi anne ile ilk kurduğu ilişkiye dayalı oluyor. Anne ne kadar sağlıklı bir bireyse çocuk da o kadar sağlıklı oluyor. Bu sağlıklı olması sadece biyolojik olarak değil, zihinsel, ruhsal sağlıklık olarak da değerlendirebiliriz. Bu sürecin parçası olarak çocukları kendi gelişimlerine dahil ederek anne eğer ilerleyebilirse hem kendileri mutlu hem de çocukları daha mutlu olabiliyorlar. Tabii mutluluk kavramı da açılacak bir başlık olabilir belki. Mutluluktan kastımız da bireyin her daim mutlu olması, her şeyden çok keyif alması anlamında kullanmıyoruz. O aile ortamında huzurun inşa edilebilmesiyle ilişkili anne gereken sorumluluğu alabiliyor ise bu bizim için yeterli sağlıklılık kriteri olabiliyor. Şimdi babayı burada dahil edeceğimiz bir nokta var. Anne ilk 5 yaşta çocuğunu en iyi şekilde kavrayıp onunla birlikte yol alırken eğer ki baba da buna gerektiği kadar dahil olursa çok daha yani bir sac ayağı gibi düşünürsek bir ailenin yapısını, o sac ayağının bir tanesinin oynaması bile oradaki yapıyı bozar. Babanın da mutlaka dahil olması gerekiyor ama özellikle ilerleyen yaşlarda erkek çocuk için babanın varlığı çok daha elzem bir yer teşkil eder.